Şimdi biyolojik çeşitlilik noktasından bahsedelim. Dünyada hangi bölgelerin dikkatimizi hak ettiğini nasıl anlarız? Yani gelecek nesiller için buraları korumamızı sağlayacak dikkati. Dünyanın başı dertte, bu çok açık ve tüm dünyayı tek seferde kurtaramayız. Odak noktasına ihtiyacımız var. Kaynağımız sınırlı olduğundan tüm dünyada öncelik belirlemeliyiz. Zamanımız sınırlı bu bölgelerin bazılarını korumak için zamanımız tükeniyor. O zaman biyolojik çeşitlilik noktalarını bulmak ve korumak için kullandığımız kriterler neler? Bazılarına oldukça eski bir zaman gibi görünebilir ama 1988 yılında Norman Myers adında bir bilim adamı biyolojik çeşitlilik noktası kavramını oluşturan jeolojik, iklimsel ve eşsizlik kriterlerini inceleyen bir makale yazmıştı. Bilim insanları bu problemi inceledikten sonra biyolojik çeşitlilik noktası belirlemede Conservation International'ın da kabul ettiği iki ana kriter olduğunu belirlemişler. Bu kriterlerden biri en az 1500 farklı endemik bitki türü olmasıdır. Endemizme birazdan döneceğim. Ayrıca bir bölgeyi eşsiz ve ilgiye değer kılacak ek bir faktör de olmak zorunda. Bir bölgeyi çeşitlilik noktası olarak adlandırabilmek için bu bölgenin doğal ortamının yüzde yetmişten fazlasının yok olmuş olması gerekir. Peki neden bitkiler? Bitkiler oldukça önemli bir çevresel faktör. Hayvanlar bitkilerin olduğu yere gider. Ana üreticiler olarak bitkiler besin zincirinin temelidir. Yaşam diğer yaşamları çeker, etkiler ve diğer yaşamlara dayanır. Şimdi, Endemizme dönelim. Endemik tür, dünyada sadece belli bir bölgede yaşayan türe verilen addır. Yani endemizm, bir türün ne kadar eşsiz ve yeri doldurulamaz olduğunun ölçüsüdür. İnsanlarla etkileşim halindeki endemik organizmalara örnek verelim. İnsanlar, kaplumbağaları severler. Mesela Galapagos adalarını düşünün. Adaların çoğu kendi kaplumbağa türüne sahip. Sadece orada yaşarlar. Diyelim ki, Beyaz kemerli kaplumbağalara bir şey oldu. Bu kaplumbağaların sonsuza dek yok olduğu anlamına gelir. Başka bir yerde yaşayamazlar yani yerleri doldurulabilir değil. Şu anda Conservation International yani Uluslararası Koruma Örgütü dünyada 34 biyolojik çeşitlilik noktasını tanımaktadır. Bu konuda oldukça ilginç bir ayrıntı var dünya yüzeyinin yüzde üçten az bir kısmı bu çeşitlilik noktaları tarafından temsil edilmektedir. Yani oldukça özel alanlardan bahsediyoruz. Çeşitlilik noktaları dışında dünyadaki özel noktaları düşünmenin başka yolları da var. Bu kavramlardan bazıları daha geniş coğrafi bölgeler ve su kaynaklarının keşfi için kullanılır. Bu bölgeler özel ilgimize değecek eşsiz türlere ya da çevresel koşullara sahiptir çeşitlilik noktası fikrinin basit bir koruma aracından fazlası olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu fikir oldukça güçlü bir bilimsel araç. Çünkü çeşitlilik noktaları gezegen için tansiyon aleti gibidir. İnsanların ve çeşitli türlerin evrensel değişiminin bu bölgelere olan etkilerini ölçebiliriz. Ve bilime başvurup bunların biyolojik çeşitlilik üzerine baskısını ölçebiliriz. Çeşitlilik noktaları avatar gibidirler. Bu bölgeler tehlikedeki alanların temsilcileri gibidir. Tehlikedeki alanlarda 1500 endemik bitki türü kriterini ya da doğal ortamın %70'inin kaybolmuş olması şartını görmeyebiliriz. Ancak yine de birçok organizmanın yaşaması için önemli yerlerdir. Çeşitlilik noktalarını dünya üzerinde birbirleriyle bağlantılı alanlar ağı olarak düşünmelisiniz. Bunlar biyolojik çeşitliliğin daha çok yönünü koruyan parçalar değildir. Aksine, çeşitlilik noktaları dışında da başka alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardım etmektedirler. Koruma örgütleri, devlet kurumları ve bizim gibi endişelenen insanlar var olan kaynakları kritik noktalara aktarırken çeşitlilik noktalarından faydalanabilir. Bunları yaparken hatırlamamız gereken bir şey var. Olabildiğince çok türü korumaya odaklanmalıyız özellikle de en çok tehlike altında olan türleri. Çeşitlilik noktası kavramı işte bu anlama gelmekte. Tür zenginliğini korumak için yeteneklerimizi geliştirmek istiyoruz. Böylece ekosistemin dengesini ve direncini artırabiliriz. Çeşitlilik noktalarının önemli bir işaret taşıdığını düşünüyorum. Bu bölgeler son yıllarda somut bilimsel bilgi sağlamak için özel çabayı hak etmektedir. Bu bilimsel bilgi sadece buraları tanımlamamızı sağlar. Ayrıca bu yerlerin sağlığını izlemeye ve önemini vurgulamaya yarar. Önemli kavramları uygulamaya koyup bireylerin dünyadaki yaşamı korumak için önemli olduğu fikrinin gelişimini de sağlamaktadır.